Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Reis selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin birader. Birader senin ününü duyduk geldik. Eyvallah, ününümüz Allah'ın izniyle yayılıyor. Yalnız adres tarif ettiler. Abi 500 metre ileriden tık diye buldum. Direkt çok hareketlisin. Ama yalnız bir haber aldım, herkese meydan okuyormuşsun. Hayırdır? Şimdi dostum, benim meydan okumamdaki tek sebep, evet, ben işimin hakkını veriyorum. Tamam baba. Hakkımı verip hakkımı alıyorum. Türkiye'de benim gibi kumru yapan bir yer varsa hep beraber gidelim yiyelim dostlar. Var benim abi, yaptığım bir gibi adam var ya. Hepsi yapamaz, hepsi tavukçu, hepsi tavuk kullanıyor. O bir tane dediğin adam, o yumurtacı. Ona da buradan sesleniyorum. Olmaz, ben tostçuyum şey dostum. Nasıl yumurtacı ben, adam ya? Makinanın üstünde tost olmaz, yumurta olmaz. O ayrı bir sektördür. Tostçuluk bambaşka bir şeydir. Tostçuluk bir kere giyiminle kuşamınla spordur. Büfecilik ayrıdır. Büfecilikte upuzun bir şapka olmaz. Senden işkembe çorbası ister. Dostum bak şimdi. Evet. Ben buraya geçeyim. Sen benden bir tost iste bu kadar şapkayla. Ne anlarsın? Ne kadar lezzet versen veremezsin. Aynen. Tadını alamazsın. Benden işkembe çorbası istersin. Ya da kuru fasulye. Büfecilikte güzel bir şapkadır. Yan takarsın. Spor takılırsın. Özenerek, isteyerek, severek yaparsın. Halkı kandırmayacaksın. Hakkını vereceksin, hakkını alacağım. Kalite, temizlik, 20 yıllık tecrübe. Bana gelenlerin hepsi beni bilir dostum. Bende yalan yok, dalan yok. Ne diyor Reis? Güzel, aynen güzel söylüyor, doğru söylüyor içine. Kardeşimiz. Doğrudur yani. Sen yedin mi? Güzel. Biz yedik, yedik de. Güzel de nasip oldu. Ya, yani. Şimdi bak, Allah'ın izniyle her yerden bana İstanbul'un her yerinden geliyorlar dostum. Dışarıda kuyruk var, yağ kuyruğu var. Kuyruk, gel Reis, sen ne diyorsun? Reis harbiden gelip tadına baksınlar. 10 numara kumru. Hani sadece İzmir'de yapmıyorlar. Sadece Zeytinburnu'nda, adresi açık, adresi. Abi İzmir'den gelip yiyorlar. Evet. Bak yemin ediyorum. Alaçatılıyız. Kumru'nun hastasıyız diyorlar. Kumru'yu yiyor. Diyor ki dostum biz hep ayva yiyormuşuk. Şimdi kumru'yu yedik diyorlar. Her türlü de gider. Bütün herkesle. Hepsi helaldir. Dan etin kullanırım. Helal kesimdir. Sahtekarlık yoktur. Hepsi dan et. Sucukta, salamda, pastırmada, kavurmada. Kesinlikle kandırmak yoktur. Tırnaklarımla geliyorum. Bazı arkadaşlara da destekçileri var. Onlara da gider yapıyorum. Onlar tırnaklarımla Nusret. Aynen. Nusret tuz dökemiyor, Yasin ceviz döküyor. Aynen. Girin benim atomlarımı izleyin. Ben para kazanmak için değil, halka gerçeği gösteriyorum. Gerçek tadı, gerçek lezzeti veriyorum. Nusret ne yapıyor ki dayı? Ya Nusret ne yapıyor abicim, görmüyor musun? Tuz döküyor, Yasin ceviz döküyor. Yasin kumru yapıyor. Tırnaklarıyla geliyor. Kendi çabalarımla 20 yıldır bu işi yapıyorum. Hiçbir yerden, hiçbir destek almaksızın kendi emeklerimle geliyorum. Yoruldum ya. Buyur abim. Şimdi Nusret'e gittik. Evet. Görüşmek için. Baba evet. Baba bıyıklı abiler vardı orada. Evet. Vallahi bir dakika abi, herkesin stili şeyi farklıdır. Ben kendi stilimde gelirim. Ben giymişim elbiseleri. Bismillah demişim. Bu elbiselerin de hakkını vereceğim Allah'ın izniyle. Ne iş yaparsanız yapın, o işin bir elbisesi vardır. O elbiseyi giydiğiniz zaman da hakkını vermek zorundasınız. Veremiyorsanız çıkartıp gideceksiniz. Olay budur dostum. Reis. Benim en büyük sloganım. Duramıyorsun. Toplanın, 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 toplanın ya. Reis, kalabalık oldu evet. Arkada. Evet arkadaşlar. Seviyorlar herhalde seni çok. Allah'ın izniyle doğdum büyüdüm buradayım 40 senedir. Mahallenin kedisiyle bile aram iyidir. Baba mı? Yok, bu mahallemizden komşumuzdaki baba. Doğma büyüme komşumuzdur dostum. Herkese sorabilirsiniz. 20 yıl aralıksız burada yaptım bu işi. Tekrar bismillah dedim. Bir iki sene kendimi dinlenmeye aldım. Tekrar geldim. Fenomen ve boşluğu, fenomenliği bilmiyorum. Ben kumrumu satayım. Kumrumla fenomen olayım. Ama tabii ki bütün herkes de bizi seviyor. Allah razı olsun. Herkesle aramız iyidir. Ama benim özellikle istediğim kumru. Gelin, tadın, görün. Eğer benden daha güzel yapan bir yer varsa gidelim orada yiyelim. Orayı ünlü yapalım. İddia ediyor musun? Her türlü iddia ediyorum. Kapışır mısın? En kralına gider. Hepimizi dizecekler yan yana.
Hepimize aynı malzemeyi verecekler. %100 Allah'ın vermiş olduğu bende bir hüner var dostum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Daha 3-4 senedir kendimi çözdüm. Arkadaşlar gidiyor fırından ekmek alıyor. Yasin diyor, şu ekmeği bir elle. Niye oğlum diyorum. Elle diyor ne olur. Sen diyor elleyince diyor lezzeti farklı oluyor. Ben de değil kurban oldum Allah'ın vermiş olduğu birine. Gelin görün tadın. Başka hiçbir şey değil. Bütün milleti topladın ne yapıyorsun dayı sen? Erol'a tekrar söylüyorum. Hepsi gelecekler kumrumu yiyip gidecekler. Tırnaklarımızla geliyoruz. Buradan seslenelim. Gel baba. Gel abi. Ne kadar tostçu varsa. Ne kadar tostçu varsa. Ne kadar büfeci varsa. Hepsine gider. Hepsinle oturalım. Dizsinler bizi dostum. Kaç tane ünlü var? Hepsinle dizelim. Alalım aynı malzemeyi. Benim uzmanlık alanım büfeciliktir. 170-180 çeşit ürün yaparım. Bilmediğim hiçbir şey yok. Hepimizi dizsinler. Onlar başka ürün yapıyorsa bir kere göreyim. Gene onlarınki gibi yapar. Onlardan daha lezzetli veririm. Hele hele benim sektörümde biriyle aynı yerde yaparsak 200 kilometre hızla geçerim. Her türlü her şeyimi de koyarım ortaya. Efendim ben bu işi yaparken müşterinin hangi ısırdığında hangi damak tadını alacak son lokma ilk lokma her şeyi bununla yatıyorum kalkıyorum dostum. Bir bakıyorum yanımda kumrular ayvalık tostları. Kafayı yemişim. Seviyorum. Aşkla yapıyorum dostum. Her şey var abi. Buyur otur abi. Bendensin bugün. Bendensin bugün. Şu an para kazanmıyorum. Para kazanmak için değil. Sadece gelip lezzeti görsünler. Ağız tadı, damak tadı, lezzeti bilen bana gelsin. Lokum mu? Tabii. Şşt, ya lokum dedi. Tereyağı diyorum. Tereyağı da kavuruyorum dostum. Her şeyin hakkında. Al. Nusret ne yapıyormuş? Şöyle yapıyor. Al sana. Yasin de bunu yapıyor. Al bunu da atıyorum babaya. Kedinin hakkı bile bende vardır. Dostum daha ne diyeyim ne anlatayım. Kediler kaptı reis. Kedilerim var yavruları oldu 8-9 tane. Bakıyorum onlara. Emziriyorum memelerimde süt kalmadı vere vere. Dur yoruldum çok konuştuk. Evet reis. Ne anlatayım baba sen sor ben söyleyeyim. Nasıl olacak bu dalgalar? Vallahi bu dalgaların olacağı yok. Hangi iş yaparsan yap dostum. Hakkını ver. Hakkını ver, hakkını al. Temiz yap, helal yap. Yani özen göster. Ne iş yaparsan yap. Benim şimdi moralim düzgün olunca yaptığım kumru farklı, bozukken farklı. Düzgün ya, her işte de öyledir. Seveceksin, isteyerek yapacaksın. Bir de psikolojin, dengen düzgün olacak. Para için bu işi yapmayacaksın. Para için değil, zevk için, aşk için yapacaksın. Para zaten gelir gider, para önemli değil. Önemli olan insanların sana teşekkür etmesi. Bir insan yiyor, sana teşekkür ederim, eline sağlık diyorsa bu benim için yeter. Parayla işimiz yok zaten, ölümlü dünya. Biz sadece memnun olsunlar, teşekkür etsinler yeter dostum. Zaten bir ay sonra Antalya'ya gideceğim. Bu yani ben daha ne diyeyim baba, yakıyorsun, dur şunları yapayım ya. Tamam baba. Açırım bunları ben. Hem konuşalım hem yapalım dostum. Reis fena terledim. Yani bilmiyorum sizin enerjiyi gibi nereden buluyorsun? Sizin gibi bir arkadaşın yanıma gelmesinden çok mutlu oldum. İlk röportajım. İlk siz geldiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Allah razı olsun. İnşallah. Buyruğu olur. Reis. Hayırlı olur. Yakında. Ya adres verelim izniyle, adres unuttum. Allah'ın izniyle gece 3'e kadar açığım. Bir dakika bile boş durmuyorum. Ne diyorsun ya? 17 saat burada tezgahın başındayım. Helalindeyim, ekmemdeyim, lezzeti tattırmanın peşindeyim. Adres? Turan Güneş Caddesi, No 141, Zeytinburnu Çırpıcı. Nereye yakın? Söyle. Çırpıcı. Hastane var burada. Dermana Santa Plus'ın 100 metre tramvaya doğru solundayız arkadaşlar. Biz zaten 500 metre ileriden ne yaparsan direkt yap. Belli oluyoruz belli yani. Kıpır kıpır. Şimdi dostum neysen nasılsan yüzüne yansır. Yani bizim de budur. Biz bu işi yapıyoruz. Her şeyimiz de belli oluyor, yansıyor. Ticarette şu ana kadar kimseyi üzmedim. Şimdi bana arkadaşlar geliyor, toptancılar. Diyorum ki en kral büfeci 3-5 kolye kaşar alır. Ben diyorum ki indir abi kaşarı. 30-40 kolye yapma diyor Yasin. Ya sana ne? Atıyorsun, çok atıyorsun diyor. Ya sana ne? Ben sana paranı vermiyorum. Tamam açık hesap alabiliriz. Ama hafta sonu geliyorsun alıyorsun. Şimdi olay ne?
çok atmak azaltmak değil. Biz zamanında atmıştık zaten. Şimdi de helaliyle atalım. Tam kıvamında vermek. Ayarında vermek. Helal diyorsun yani. Yani helal çalmamak. Dostum bakın. Yalan atmıyorum. Gezin İstanbul, Türkiye'deki bütün kumrucuları. En kralı bir dilim atar. En kralının kralı bir ve yarım dilim atar. Ben üç dilim atıyorum. Niye üç dilim atıyorum? Kaşar ya, süt ya. Biz seviyoruz kaşarı kardeşim. Yesin insan ya. Yani sucuk. Ne diyorum sana? Ya ver ayarını. Ne fazla ne eksik. Lezzetini yesin. Lezzetini yedi mi? İnsan iki üçü aramaz. Kandırmayalım. Sahtekarlık yapmayalım. Düzenbazla gelmeyelim. Hakkını verelim, hakkımızı alalım. Sonuna kadar da iddialıyım. Allah'ın izniyle de doğru dürüst oldun mu Allah yanında olur. Allah'ın yanında olduğu insandan hiçbir şeyden korkmaz. Herkes kaçar, Allah kaçmaz. Sen dürüstsen, Allah'ta da sen neyse her türlü girer çıkarsın elhamdülillah. Daha ne diyeyim, müsaade et. Ya. Vereyim sana şimdi. Tamam baba. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Senden de Allah razı olsun. İyi ki geldin dostum. Şarkılara sordum. Söylemediler. Kumrulara sordum. Yok dediler, en güzelini Ferro büfede yeriz dediler. Gene karıştırdım dostum. Eyvallah dostum. Sağ ol, teşekkürler. Tamam, ne diyeyim, gelin dostlar, gelin görün. Kumrucu beğenin ve de kumrucu Ferro, gelin görün. Lezzeti tadın. Ağız tad. Paket var mı paket? Pakete başlıyorum bir iki hafta içinde Allah'ın yeni izniyle. Yani. Tabii yeni açtık. Reis, yeni daha üç hafta oldu dostum. Üç hafta oldu. Bütün herkes seni tanıyor. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ben de şaşırdım. Şimdi lezzeti verdin mi? Düzgün esnaflık yaptın mı? Sahtekarlık yapmadın mı? Kısa zamanda Allah-u Teala uzun yolu verir. Hani bazı yollar vardır. Böyle dağı görürsün. Dersin ki Allah'ım ben bu dağı nasıl tırmanacağım? Ya Allah bismillah dersin, düzgün oldun mu bir bakmışsın dağdan aşağı iniyorsun, anlayamazsın. Onun için ilk başta düzgün olacağız, temiz olacağız, hakkını verip hakkını alacağız. Bir tek bunu diyorum. Bir de Allah'ın vermiş olduğu bir hüner, benden de değil Allah'tan gelen bir şey dostum. E bir de yaşamışlığın, tecrübenin verdiği şey. Ben niye kaçayım ya? Hesaplasanız da tavukçular, size sesleniyorum, yumurtacılar. Şöyle bir hesaplayın ya. Şimdi bir tane şeyi ucuz kullandığın zaman kiloda ne fark ediyor? 5 milyon 10 milyon. Sen bir kilodakini en az 30-40 kişiye veriyorsun. 30-40 kiloda hesap ettiğin zaman 50 kuruş, 1 kuruş için, 1 lira için müşteri yüzüyorsun. Lezzetinden ödün veriyorsun. Değer mi ya? Değer mi dostum? Sana soruyorum. 1 lira için sana gelip karnını doyurmak isteyeni kandırmana değer mi? Sen onun lezzeti ver. Ondan sonra sana 10 kişi getirir, 100 kişi getirir. Budur yani, bilmiyorum. Benim 20 yıllık tecrübem de bu. Daha da tecrübem olur Allah'ın izniyle. Bilmediğimiz şeyler de vardır ama birikimimle gümbür gümbür geliyorum Allah'ın izniyle. İnşallah. Hepsi de görecek. Şu an benimle muhatap olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Bir sene yeğenlerim geldi geçen gün, dedi ki dayı dedi nasıl dedi olacak, dedim bir dakika yeğenim, eğer dedim bir sene içinde onlardan daha meşhur olmazsam bana bundan sonra hala diyeceğiniz dedi ben. Burada da gene tekrarlıyorum. Eğer gelmezsem dayı değil hala deyin bana. Geçen Bülent Ersoy geldi. Saat 3:30. Dükkanı kapattım. Eve gittim. Duşumu aldım. Tam yatağa yatıyorum. Din don zil çaldı. Çıktım cama. Kim o dedim. Yasin dedi, çabuk bana kumru yap. Bir baktım Bülent Ersoy. Yapamam dedim. Uykum var, ben uyuyacağım. Sen git AVM'deki pırlantacıları kaldır. Benim paraya da ihtiyacım yok. Böyle de bir makara gülemedim, boğuldum. Arkadaşlar eyvallah, sağ ol, teşekkürler eyvallah, dostum. Eyvallah.